Kimyasal afrodizyaklarla bitkisel afrodizyaklar arasındaki farklardan biraz da bahsedelim hocam. Kimyasal afrodizyaklar, bu mavi ilaçlar, pembe ilaçlar vesaire vesaire. Mesela geçen televizyon programının birinde tartışma vardı. Diyor ki eczanelere 5 lira 85 kuruşa gelen mavi hap 98 liraya satılıyor. Fahiş bir fiyat. Fiyatı fahiş. 5 lira 85 kuruşa geliyor. Doktor söylüyor bunu televizyon tartışmasında. Diğerleri de öyle. 2 liraya 3 liraya geliyor kimyasal ilaçlar, eczane satıyor maşallah 60 lira 70 lira 100 lira. Fiyat fahiş. Fakat fiyattan da daha tehlikeli olan nedir? Şimdi zaten bu vadalafin, zendelafin, tadalafin etken maddeler bunlar. İçeren bu kimyasal afrodizyaklar aslında ne için üretilmiştir? Kat damar için üretilmiş. Ama bakmışlar ki yan tesiri cinsel fonksiyonu artırıyor. Aa tamam, biz bunu kalbi boş ver, cinsellikle ilgili hap üretelim demişler. Üretmişler. Ha, bunu kullandığın zaman ne gibi yan tesirler oluyor? Oraya gözlerini yumuyorlar. Ya önemli değil, önemli değil. Bakmayalım o tarafa. Yan tesir olursa olsun. Önemli olan para kazanalım. Cinsel gücü artırıcı bu kimyasal ilaç kullanırsa kişi nabzı hızla fırlar, 250'lere çıkar. Aniden kalp krizi, kalbi hafif gevşi, yumuşaksa, böyle hafif rahatsızlığı varsa yallah gider öbür dünya. Çünkü nabzı 250'ye fırlar. O kadar artırır. Tansiyonu yükseltir. Böbrek yetmezi varsa kullanamaz. Şeker hastalığı varsa kullanamaz. Riziko. Hem pahalı hem tehlikeli. Birçok insan ölüyor bu nedenle. Kullanıyor. Bir de bakıyorum ki tabii söylemiyorlar, şundan öldü, bundan öldü, kalpten öldü diyorlar, şekerden öldü vesaire vesaire vesaire, ya atıyorlar. Oysa bitkisel, ha bir de bazıları bitkisel diyor, takşiş yapıyor, üç kağıt sahtekarlığı yapıyorlar. Epimediumlu macun diyor, içine kimya koyuyor. Epimediumlu kapsül diyor, içine kimya koyuyor. Ha bu neden anlaşılır? Vatandaşa rahatsızlığı verilir. Bunu da anlamak zor. Zaten Tarım Bakanlığı bununla ilgili bu tür ürün üreten bazı firmaları yasakladılar.